75 yaşında erkek hasta, abdominal obezite, proksimal miyopati ve deride hiperpigmentasyon ile başvuruyor arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz bu semptomlarla beraber? Hem obezitesi hem proksimal miyopatisi var. Böyle bir hastada ilk aklınıza gelmesi gereken hastalık değil mi? Cushing sendromunun klinik bulgularını vermiş gibi duruyor. Çok fazla vermemiş. İşte sitria dememiş, bufalo hörgücü dememiş ama obezite, proksimal miyopati bunlar belli ki bir kortizol fazlalığı var vücutta. İlaveten bir de bakın deride hiperpigmentasyon gibi bir bulgumuzu vermiş. Cushing'li hastalarda deride hiperpigmentasyon varsa nasıl bir Cushing'ti bu? İki ayrıldık hatırlarsanız Cushing'i. ACTH bağımlı ve ACTH bağımsız diye. Demek ki burada büyük bir ihtimalle ACTH salgılanmasında da bir fazlalık söz konusu ve hiperpigmentasyon gelişmiş. Özellikle vücutta katlanma bölgelerinde demiştik. ACTH bağımlı Cushing gibi duruyor ilk cümleyi okuduktan sonra. Tetkiklerinde de arkadaşlar hastanın bakın hipokalemik metabolik alkaloz var. Şimdi bu laf önemli bir laf. Hipokalemik metabolik alkaloz saptanan hasta Cushing sendromundan şüpheleniliyor. Bu sendromla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Ne deriz bu sorunun cevabına? İsterseniz yavaş yavaş biz şıklardan gitmeye başlayalım. Şimdi ACTH bağımlı bir Cushing hastalığı söz konusu olmuş. Değil mi? Burada belli. Onu artık tetkik ettik. Hipokalemik bir metabolik alkalozumuz var. Şimdi bu hipokalemik metabolik alkalozu yapan hormonumuz hangi hormon vücutta? Bunu bir derste söylemiştik. Değil mi? Bir hastalık grubunda daha doğrusu. Bravo. Aldosteron hormonumuz arkadaşlar. Demek ki bu hastada ilaveten bir aldosteron yüksekliği de söz konusu ki aldosteron yüksekliğine bağlı ne olmuş? Hastanın sodyumu tutmuş, potasyumu atmış, hidrojeni de gene atmış potasyumla beraber hipokalemik metabolik alkaloz olmuş. Şimdi şıklara bakalım. Bu hastada bazal ACTH düzeyi genellikle düşüktür lafı doğru mu? Yanlış. Çünkü hiperpigmentasyonu var hastanın. ACTH bağımlı Cushing gibi duruyor. CRH seviyesi genelde yüksektir diye bir laf söylemiş. Arkadaşlar Cushing hastalığında CRH bağımlı Cushing olayı oldukça nadir bir durum olarak görülür. Yani CRH anormalliklerini ben Cushing'de size dikkat ederseniz bahsetmedim bile. Oldukça nadir bir durumdur. Bir de burada genelde yüksektir diye bir şey yazmış. B şıkkının zaten yanlış olduğunu söylememiz lazım. C şıkkına bakalım. Hipofiz MR'ı tüm ACTH sekrete eden tümörleri gösterir. Şimdi ACTH bağımlı Cushing'de arkadaşlar ACTH sentezleyen bir tümörümün olması lazım. Bu tümör ya hipofizde olacak ya da ektopik olarak herhangi bir organda en çok da bronşiyal karsinoidlerde olur demiştik. Ektopik bir yerde olacak hatırlarsanız. Şimdi hipofiz MR'ın özelliği şu arkadaşlar. Hipofiz MR biliyorsunuz kesitleri bunun dar alınır ama hipofiz MR 2 milimetreden küçük lezyonları arkadaşlar kaçırır. Çünkü belli kesitler alınır biliyorsunuz hipofiz MR çekilirken. Bu yüzden 2 milimetreden küçük bir tümörünüz varsa hipofizde siz bunu hipofiz MR'la kaçırabilirsiniz. Yani bu tablodaki bir hastaya hipofiz MR çektikten sonra hipofiz MR'da kitle izlenmedi dediğinde otomatikman ACTH bağımlı, daha doğrusu ACTH sekrete eden hipofiz adenomunu eleyemeyiz. Küçük bir adenom yine de hipofizde olabilir. İşte bu küçük adenomları gözden kaçırmamak için şüpheli durumlarda ne yapıyorduk algoritmamızda arkadaşlar? IPSS testi isteyebiliyorduk. Değil mi? Şimdi IPSS testi demek ki ne zaman isteniyormuş? ACTH bağımlı olduğunu gösterdiğimiz Cushing'de ACTH sekrete eden hipofiz adenomuyla ektopik ACTH'nın ayrımını yapmadı. Çünkü IPSS direkt olarak hipofiz damarlarına gönderdiğimiz kateterle ölçülen bir yöntem. Şimdi C şıkkı o zaman yanlış değil mi? 2 milimetreden küçükleri çünkü gösteremiyor yani. Tüm tümörleri gösteremez. Öyle bir durum yok. Acil IPSS testini istemeli miyim? Hayır, henüz gerek yok buna. Çünkü acil IPSS için önce hastadan hipofiz MR çekmem lazım. Daha soruda hipofiz MR ile ilgili herhangi bir şey söylenmemiş arkadaşlar dikkat ederseniz. Bu yüzden acil IPSS testinin istenmesi de yanlış oluyor. Ve doğru cevabımız E şıkkı. E şıkkı yeni bir bilgi. Şimdi serum potasyum düzeyinin düşük olması ektopik ACTH üretimi lehinedir. Doğru bir laf arkadaşlar. Tamam mı? Niye biliyor musunuz? Şundan dolayı. Hipokalemi dediğimiz potasyum düşüklüğü
Ektopik ACTH salınımlarında %70 oranında, yani oldukça sık bir oranda gözükürken hipofiz kitlelerinde %10 oranında görülüyor arkadaşlar. Çünkü ne dedik? Ektopik ACTH'da çok yoğun bir ACTH üretimi söz konusu oluyor demiştik arkadaşlar. Oldukça yüksek ACTH düzeylerine cevaben ne oluyor? Oldukça fazla aldosteron yapımı olursa o zaman etkileyebiliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bu aldosteron sentezimiz sadece ACTH'a bağımlı değil, direkt olarak serum potasyum düzeyinin kendisi ve en önemli aktivatörü de arkadaşlar renin angiotensin aldosteron sistemi ya. Renin angiotensin aldosteron sistemi ve potasyum da bunu etkileyebiliyor. Dolayısıyla hipofiz kitlelerinde düşük yoğunluklu ACTH ile beraber aldosteron yüksekliklerini görmeyebilirsiniz. Ama ektopik ACTH'larda oldukça yüksek ACTH olduğu için aldosteron yüksekliği genellikle bunları eşlik eder ve %70 gibi yüksek bir oranda hipokalemi beklersiniz arkadaşlar. Tamam? Onun için bu sorumuzun cevabı E. Ektopikte de sonuçta ACTH salınımı olduğu için ACTH neydi arkadaşlar? Propiyo melanokortinin öncülüydü. Bundan da ne yapılıyor? Melanin dediğimiz pigment sentezi fazla olduğu için oluyor. Hiperpigmentasyon mekanizması bu. Yani ACTH yüksekliği ister ektopik olsun, ister hipofizdeki kitle ile alakalı olsun,